Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci de bölümümüzden. Ha, bu arada hatırlatmak isterim, dersimiz 15'er dakikalık bölüm olarak hazırlandığı için kesiyoruz dersleri. Video sitesine yükleme olanağı açısından, kolaylığı açısından daha iyi oluyor, daha çabuk yükleniyor. Siz eseri bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi şu köşede bir terslik gözüküyor ama problem değil. Şu kısmımızı seçelim, şu kısmımızı seçelim. Seçim bir connect, gördüğünüz gibi. İki de bırakalım. Bu problem değil, bunu düzeltiriz. Hangi bu görünüşten bakalım ama. Derdi neymiş? Ha, şu kısımdakinden sorundan kaynaklanıyor. Hemen şöyle, şunda da küçük düzeltme yapalım. Evet. Şimdi edge komutumuz var bizim, biliyorsunuz. Edge komutuyla bunu birazcık basıcı buraya basamak gibi bir şey yaparız diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Bir önceki dersimizde, ilk dersimizde yani, evet. Sanki bunda hala yok, görüntü aldatması. Ha, şu kısma geliyoruz. Şu yüzeyi seçiyoruz, extrude diyoruz. Şimdi 150 bon. Evet. Şimdi arkadaşlar, da değişik bir şey deneyelim. Şu kısmı görüyorsunuz. Böyle aşağıya indirsem burada rampa gibi oluşuyor. Rampa gibi yapalım, değişik olsun. Sonrasında şu iki yüzeyi seçiyorum. Connect diyorum. 3, 4, 5, 6 yaz yaparsak 1, 2, 3. Evet. Şimdi bunu niye böyle yaptım sizlere? Bunu seçiyorum, bunu seçiyorum, bunu seçiyorum. Burada kişi küvetten çıktığında ayağını buraya attığı zaman kaymasını engellesin diye. Çünkü bu büyük ihtimalle seramik bir yüzey yapacağız. BTB kaplı olacak. Ayağı kaysın istemediğimiz için. Arkadaşlar. O şekilde hafif bir yükselti ile. Yani öyle de kocaman diye şöyle bir şey yapmaz. Kafi olacak. Okey. Evet, bu anda kaplamasını verdik mi? İstediğimiz görüntüyü elde etmiş oluruz. Şu kısımda iki tane havlu koyarız. Bunun üstünde aksesuarlarımız olur. Tabii bir kayıt yapalım. Şimdi arkadaşlar, banyomuzun büyük bir kısmı bitmiş olarak düşünebilirsiniz modelleme açısından. Burada en zor iş şu. Kaplamalar var. Tabi zemin içinde bir şeyler düşünüyoruz. Onu da yapacağız ama önce tabi önce zeminimizi yapalım, sonra pencereleri geçeriz. Hemen şuraya gidiyoruz. Bir F3 diyelim ve F4'e basalım. Şuradaki yerler benim için çok önemli. Şimdi ben şuradan Sanat Üniversitesi Box seçiyorum. Şöyle bir box oluşturuyorum. Bu box'ı niye oluşturduğumu merak ediyorsunuzdur. Bunlar bizim tile'ımız olacak diyeceksiniz. Material editör'de zaten yok mu? Var. Var. Olmaz olur mu? Ama biz manuel yapacağız. Daha bir güzel oluyor. Şimdi siz de buna şahit olacaksınız. Tabii bunu birazcık inceltiriz. İncelttik. Hemen şuradan da bakalım. Arkadaşlar, bunu bir tanesini kaplama uygulayıp, kaplamamızı uygulayıp diğerini de çoğaltacağız. Ama köşelerine chamfer da verebiliriz, isterseniz de bırakabilirsiniz de. Ama biz verelim. Şöyle seçiyoruz. Hatları seçmiyorum. Şimdi tabii ki bunun için çok. Hatta biz buna 1 milim versek de kafidir. Çünkü o kadar belli olmaz. Dosyamızı kayda sık sık kaydetmeyi unutmayın. Çünkü Max her zaman her an hata verebilir. Olmadık bir şey bu. Tahmin etmediğiniz bir anda. İşimizi garantiye aldıktan sonra şimdi geçici olarak hızlı bir şekilde kaplamaya atlıyoruz. Onun sebebini size açıklayacağım. Şuradan render motorumuz vireyi seçiyoruz. Ben vireyin 1.5 RC4'ünü kullanıyorum. XP64 bitiş sistemi var.
Windows 64 bit versiyonu. Blanket Room seçiyoruz. İç mekanlar için idealde. Global seçeneği için şimdi footpath açık kalıyor. Rainbow Furda renkini aktif yapalım. Saturation'da Min Rate 0 yapıyorum. Max Rate'i 3'te bırakıyorum. Bunu açmıyorum şu anda. Bu dersi ayrıyeten işleyeceğiz. Şimdi ön bilgi verdik. Ama materyal editörümüze geliyorum. Burada standart Max'inki açık. Burada normal materyalini seçiyoruz. Bitmap kısmına geliyoruz. Şimdi tekstür arşivimize gidelim. Evet. Buradan tekstür diyelim. Ahşaba gelelim. Bakalım neler varmış. İstediğimiz tarzda bir şey bulabilecek miyiz? Hemen şu benim hoşuma gitti ama diğer alternatifleri de bir gözden geçirelim bakalım. Hızlı bir şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Abonu bize alalım. Open diyelim. Ve attı. Şimdi bunu herhangi bir şeyden oynamıyorum. Direkt bir üst menüye çıkıyorum. Ve Get Material dediğimde bunun üstüne atılıyor. Şuradan Show Material'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz buna çok yakından bakıyoruz. Yani bu tiles'a şuradaki maps kısmındaki diffuse kanalına tıklayarak şuradaki t-link u ve t-linklerinde en boy orantılaması yapabilirim ama şu an yapmayacağım. U ve map komutunu kullanmayı tercih ederim. Buna herhangi bir bant kanalına da siyah beyaz resmi kullanmıyorum. Bunun mat ve çok az yansıtma özelliği olacak arkadaşlar. 15 olarak bırakıyorum. Son asıl renderlerimizi almaya başladığımızda son şeyine karar vereceğiz. Şu asıl bölgeyi 85'te bırakıyorum. Start tepsini 15'e getiriyorum. Tabi virgül nokta koyacağız. 0.85 dedik. Gördüğünüz hemen de yakından bakalım. Şöyle büyütelim. Şimdi birazdan bizim bu görüntü iyileştirecek. Gördüğünüz gibi şu bu şekilde bir yansıtma özelliği olacak. Bunu kapatıyoruz. Kayıt yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu bu şekilde bırakalım. Orada yerinde beklesin. Biz hemen yapıştırma tekrar çizgisel moda getirdik. Tekrar buradan bir box seçiyoruz. Şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. İnce bir şey olacak. Bunu cam yapacağız. Biraz daha yaklaşalım. Evet. Bu tip hırsmanı da bunun 18 miymiş. Daha da ince atıyor. Çok ince bir şey olsa da olur. Çünkü biz buna Raylight materyal atayacağız. Dışarısı gözükmeyecek ama dışarıdan içeriye vuran bir güneş ışığımız olacak. Şurada bıraktık. Şimdi yüksekliğine bakalım ne alemde. Tabii ki yetersiz bir yükseklik. Ona geliyoruz hemen 449'muş. 2000 veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Okey. Sonrasında aynı işlemi bu kısım için de yapalım arkadaşlar. Ben gelelim. Şu kısma bir box daha kısım için seçelim. Şöyle. Şöyle bakalım. 10 vermiş. Biraz daha inceltelim. Hop. Evet. Birazcık yaklaşalım. Bakalım bunun içerisinde. Evet gayet de iyi durdu. Oradaki eşit kanıtlan olmasına illa şart değil. Önemli olan oradan dışarı taşmaması ve gerekli görevi yapması. Evet, 12 dedik. Şimdi arkadaşlar, pencerelerimizi de buluşturduk. Bu kısmı yaptık. Zeminimiz için bölümünü hazırladık. Kaydediyoruz. Bunun için bir su da koyabiliriz. Bunun kaplamasına bakacağız. Şimdi tekrar materyal editöre giriyoruz. Şuna bir isim verelim. Floor 1 diyelim. Evet, buraya geliyoruz. Şuna wall 1 diyelim. Öteki taraftan aynı olacak. Belki yani bir de şu duvarlar. Bunun içinde bir materyalden kullanacağız. Orada balı gideceğiz. İkisi birbirine karışmasın. Buraya materyali seçiyoruz. Geliyoruz.
Şimdi buradan Tidus'ta verebiliriz. Jpeg'de kullanabiliriz. Hemen geliyoruz. Burada değil. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Bunun içinde neler varmış. Hepsine girelim. Hoppala bala bala. Evet. Biraz daha bu şüphelerimizi genişletelim. Aşağıda dönelim. Bakalım bizim için küçük tiles'lar var mı? Evet. Ya yoksa kendimiz yapacağız. Şöyle bir şey var. Bizim istediğimiz değil. Evet. Gerçekten güzel tiles'lar var. Yer döşemeler de mevcut. Bizim aradığımız olması önemli. Neyse burada aradığımız yok. Hemen çıkıyoruz. Şu an kaplamalara giriyoruz. Göremiyorum. Bir de görebilsem. Evet. Gelelim bakalım. Tekstür değil. Buradan nasıl şeylerimiz varmış. Burada da istediğimiz tarzda yok. Bu ne demektir? Kendimiz kullanacağız. Hemen şuradan clear deyip temizleyelim. Tekrar girelim. Tiles'ımızı seçelim. Şunu seçerken yalnız bir şeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Üst kısma uygulamayacağız. Sadece şu kısmı uygulayacağız. O yüzden şöyle bir seçim yapalım. Tabii arkada istemediklerimizi de seçti. Yani şöyle geliyoruz. Hadi aktif ediyoruz. Bakıyoruz. İstemediğimiz ha, şuralarda bir şeyler kalmış. Onları da seçelim. Temizlensin. Tekrar bir kontrol. Yok. Şimdi tiles'ımızı geldik. Bunun üstüne uyguladık. Göster diyoruz. Tabii ki büyük duruyor. Biz bunu pardon 1-1 diye bırakalım. Çıktı. Şu kısım için UVMap uygulayacağız arkadaşlar. Burası için. UV'ye bastık mı? UVMap geldi. Şurası şöyle açıkta kalsın. Box diyoruz. Evet, tiles'ımız gözüktü. Şimdi arkadaşlar bunlar BTB büyüklüğünde olacak. Yani çok küçük de yani bit kadar bir BTB de yapmaya gerek yok. Şöyle uygulayalım. Tabii bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş yerleri çok önemli. O yüzden biraz daha yakından yapalım. Doğru orantılı bitsin. Evet. Şu kısmını bir kontrol edelim bakalım. Arka tarafta aynı bu kısmında da herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece şuraya gelip standart kapatalım. Advantage kontrolde bunun rengi siyah olacak. Siyah gri kalabilir birbirine uyumlu. Şunu ikiye düşünüyoruz. Bu ders kalınlıkları oluyor arkadaşlar. Hemen bir de evet görüyorsunuz. Tabii biz buna daha bump ekleyeceğiz. Parlaklığını vereceğiz. Hafif yansıtması olacak vesaire. Sonra bıraktıktan sonra çıkıyoruz. Geliyoruz bu kısma arkadaşlar. Maps'e giriyoruz. Bump kanalına atıyoruz. 30-10 için yeterli olabilir. Yetmezse arttırıp ya da azaltabiliyoruz. Şunu 0.8 getirelim. Birazcık parlak olsun. Şunun yansıtmasını 10-10-10'da bırakalım. Şu anlık az yapıyoruz arkadaşlar. Bir daha bir renderleyip bakalım. Şu anda etrafında yansıtabileceği pek bir şey yok. Aslında bakalım yansımalar var ama render ayarlarımız kötü olduğu için pek belli olmuyor. Hemen bir save diyoruz. Şimdi yerle uyumlu olması açısından bununla aynı kaplamayı kullanabiliriz ama bunu sürekli UVM'e doğru orantılı olarak bunu etkileyecek. Zaten burada da bir UVM map var. Şuna hemen gelip corner diye bir isim verelim. Standarttan bir materyal seçiyoruz. Geliyoruz. Diyoruz. Koyu bir şey seçeceğiz üstüne zaten. Sonrasında devam edeceğiz. Şöyle bir şey kullanalım. Orası da ince uzun. Bu da ince uzun zaten. Şuradan poliye geçiyoruz. Poligon kısmında. Bu kısmı seçme en kolay yolu arkadaşlar. Şu olacaktır. Bu kısımdan bir seçim yapacağız. Fazla seçelim mühim değil. Alttan iptal ederiz.
Görüldüğü üzere. O materyal editörümüze geliyoruz. Arkadaşlar buraya mapimizi atadıktan sonra ikinci dersimiz de bitiyor. Üçüncü dersi devam edeceğiz. Ön üzerine atıyorum. Göster kendimi diyorum. Buraya mapi geçiyorum. Ufak tefek bir bozukluk var. Onları da hemen düzelteceğiz. Tabii şu komutu da kapatalım. Tekrar mapleyelim. Evet. Üçüncü derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.